Baharı da koy heybene. Uzaklardan hanım eli kokulu bir rüzgar iliştir. Yanı başına dualar. Yalnız gözyaşını bırak. Şiirler yazarız belki her bir taşına aksan. Serinliğini götür akşam üstlerine. Ya gündüzleri al yanına ya da bütün kandillerini şişir. Bir parça mavi götür çocuklara gökten. O çocuklar ki Kudüs'ü kokar elleri. Selahaddin'den hatıradır ışıl ışıl gözleri. O çocuklar ki yetimdir her biri. Bir avuç er, ellerinde süngüler. Zeytin Dağı'nda vurulup düştüğünden beri. Han Yunus'ta hasret düştü payına, şafak bekleyenlerin. Gazze'de gözyaşı, bize feveran, bize ağ ve gönül yangın. Boynu bükük şimdi bir saman kağıdında 3-5 mısra. Ayaz vurmuş vicdanı, üstünü örter mi aksa? Ya salıncak kurup bir serzinin dalına, güneşi uğurlar mıyız Zeytin Dağı'nın ardına? Biz gönül çerahını yakan sevdayı Selahaddin'den öğrendik. Mücadeleyi Yavuz'dan ve vazgeçmemeyi, namluları uçurtmalara çevirdikleri coğrafyaların kavruk yüzlü çocuklarından. Biz çıkar geliriz bir akşamüstü, belki bahar gelir ardımızdan. Ümidi koy heybene, git Kudüs kucaklasın seni. Selam et pencere önlerinde karanfillere su veren annelere. De ki, gelen var öteden duyar mısınız? Sükutu deliyor toynak sesleri. Gelen var öteden ak yeleli at sırtında. Bir başka iklimden aksaya çiçekler derip, de ki, Nasrun minallahi ve fethun kari. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anha, ey Resulullah, bize Mescid-i Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Oraya, Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. O tarihte henüz Kudüs Müslümanlar tarafından fethedilmemişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin. Zeytinyağı bir semboldür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği asıl mesaj şudur. Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın. Kudüs ve Mescid-i Aksa için çalışanlara destek olun. Mirasımız İslam'ın en kutsal üçüncü beldesi. Kudüs'ün İslami kimliğini muhafaza etmek için 10 yıldır sizlerden aldığı maddi ve manevi güçle çalışmalarını sürdürüyor. Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için kurulu bulunan 3000'den fazla Yahudi derneğine karşın mirasımız tek başına büyük bir aşkla çalışmalarını yürütüyor. Tevfik Allah'tan, destek sizden, çalışmak bizden. Kudüs'te ecdadımızın bize miras bıraktığı tarihi cami ve evleri restore ederek ayakta kalmalarını sağlıyoruz. Mescid-i Aksa'nın içerisindeki temizlik, bakım ve onarım işlerini yapıyoruz. Yoksullukla mücadele eden Kudüslü Müslüman kardeşlerimize destek oluyoruz. Biz dünyanın en değerli işini yapıyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz.
gelin, hep birlikte mirasımıza sahip çıkalım. Mirasımız Derneği.